kaynak noktasındayız. Suyumuz 605 metre derinlikten çıkmakta ve 68 derece çıkış ısısıyla birlikte bize gelmekte. Saniyede 120 litre su veriyor kaynağımız. 120 litre debiye sahip. Bu çok ciddi bir potansiyeldir. Şimdi bizim burada bu suyu hangi şartlarda, hangi koşullarda, ne gibi tedavilerde kullanacağız? Onlardan bahsedeceğim kısaca sizlere. Şimdi suyumuz 4174 mg litre başına mineralizasyon değerine sahiptir. İçeriğinde magnezyum, florür, sülfat, demir, selenyum gibi çeşitli mineraller içermektedir. Bu mineraller vücudumuzun bağışıklık sisteminin direncini yüksek seviyelerde tutması için gerekli olan minerallerdir. Şimdi suyumuz 4 farklı şekilde kullanılabiliyor. Öncelikli olarak kaplıca metodu dediğimiz banyo kürü uygulandığında, deri yoluyla emildiğinde bu su, eklemlerin iltihaplı hastalıklarını ciddi bir şekilde iyileştirici etkisi var. Onun dışında yine aynı şekilde kaplıca, yani banyo kürü uygulandığında cilt üzerindeki oluşacak hemen hemen her türlü rahatsızlığın tedavisi, sedef, egzamadan tutun sivilceye kadar işte herhangi bir kızarıklık, döküntü gibi rahatsızlık veren durumları da ortadan kaldırıyor banyo kürü uygulandığında. Suyumuz içilebilir nitelikte. Belli bir arıtmadan, arıtma demeyelim de dinlendirildikten sonra içilebilir nitelikte. Şu an hemen içmenizi çok tavsiye etmiyorum. Herhangi bir zararı olmaz ama su çamurla çıktığı için o çamurun bir çökmesi gerekiyor. Yani şu yerde görmüş olduğunuz şey bizim suyumuzla beraberinde gelen çamur. Bunu da ayrı bir şekilde tedavilerde kullanacağız. Şimdi içildiği takdirde öncelikli olarak içindeki mineraller bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Yani vücudumuz mineral takviyesi alıyor ve akabinde bağışıklık sistemimiz direncini otomatik olarak yükseltiyor. Bu ne demek? Vücudumuzda oluşan bağışıklık sistemimizin kendi kendine ürettiği çeşitli rahatsızlıkları otomatik olarak iyileştirecek demektir. Onun dışında bağışıklık sistemimizin direnci ne kadar yüksek olursa hastalıklara karşı o kadar korunaklı ve savunmalı olacağız. Direncimiz yüksek olacak. Dolayısıyla daha az hastalanıyor olacağız. Senede bir defa, iki defa, üç defa, dört defa bu şekilde kürler alırsak eğer, bağışıklık sistemimizin direncini düzenli olarak yükseltirsek, yani özellikle kış dönemlerinde, soğuk dönemlerde buna daha çok ihtiyaç oluyor. Böylelikle grip bile olmadan koskoca bir kışı atlatabiliriz. Herhangi bir problem yaşamayız. Onun dışında içildiği takdirde midedeki ülser, hazımsızlık gibi problemlerin giderilmesine, yani sindirim sistemi fonksiyonlarını iyileştirici bir özelliğe sahip. Bu bağırsakların düzgün çalışmasına, efendime söyleyeyim, kabızlığı yok etmesine kadar gidiyor. Onun dışında içildiği takdirde karaciğer fonksiyonlarını iyileştirici özelliğe sahip. Dolayısıyla diyabetle, yani şeker hastaları için bu su bulunmaz bir nimet. Yani şekeri yüksek olan kişiler bu sudan içtikleri takdirde doktorların tavsiye ettiği küre uygun olarak karaciğer fonksiyonları iyileştirecek. Dolayısıyla yüksek şekeri olanların şekeri düşmeye başlayacak. Düşük şeker eğiliminde olanlar da şekerini dengeye oturmak için yükseltmiş olacak. Dolayısıyla şeker hastalığında, yani diyabette olumlu olarak kullanılacak. Bunu biz keyfimizden söylemiyoruz. Bunu Profesör Doktor Zeki Karagül ile söylüyor. İstanbul Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı'dır kendisi. Ve ayrıca Kaplıca, Dünya Kaplıcalar Birliği Başkanlığı'nı yapmaktadır. Dolayısıyla bu konuda uzmanımız bize bunları söylüyor. Onun dışında içildiği takdirde dediğim gibi vücut direncimizi, bağışıklık sistemimizin direncini arttıracak. Bunun dışında başka neyi kullanılır bu suyun? Bu suyun buharı kullanılır. Bu suyun buharı gaz tedavisi diyorlar buna. Buhar kürü olarak alındığı takdirde kronik bronşit ve astım rahatsızlığının tedavisinde kullanılacak. Onun dışında suyumuz çamuruyla birlikte çıkmaktadır. Arzu edenler şöyle bir avuç çamur alabilir suyun içinden, ellerine sürebilir. 5 dakika ovalayıp suda tekrar yıkadıktan sonra ellerin ne kadar yumuşadığını, efendime söyleyeyim, cilde bu çamurun ne kadar iyi geldiğini hemen burada canlı olarak test edebilirler. Su biraz sıcaktır, alırken yakabilir, ona dikkat edin, yeterli. Tanıtım bittikten sonra bunu deneyebilirsiniz. Bu çamuru da ciltteki cildin gençleşmesi, güzelleşmesi için çeşitli çamur terapiler uygulanacak burada. Bu tedavilerde kullanılacağız. Yani suyumuz 4 farklı metotla çok geniş bir yelpazede çok farklı rahatsızlıkların tedavisinde kullanılacak. Dolayısıyla bizim için bir şifa kaynağı olacak burası. Onun dışında düzenli olarak bu tedavileri, terapileri aldığımız sürece uzman hekimler eşliğinde herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı da yaşamayacağız. En azından hastalıklarımızı bir kenara bırakacağız. Ta ki ertesi yıl gelene kadar diyelim. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa sorabilirsiniz. Yoksa bahsettiğim testi yapmak isteyenler elini suya daldırıp şöyle dibinden bir avuç çamur alıp ellerini bir sıvazlasınlar diyorum.
Buyurun. Çık alacağım ben, çık. Peki kardeş. Hepsi çok güzel. Evet. Bunun ulaşım durumu arkadaşlar, izah ettiler. Bir de sizin ağzından duyalım. Ulaşım. Çok önemli. Ulaşım. Bak. Ulaşım çok önemli. Ulaşım çok önemli ama ulaşım buraya gerçekten çok kolay. Burası yani şehir merkezinden 20 km uzaklıkta. Havaalanımız var Çardak'ta. İstanbul'dan uçakla gelseniz 1 saatte havaalanına inersiniz. 1 saatte oradan servisle şehir merkezine ulaşırsınız. 2 saatte tesise gelebilirsiniz. Bu bir. İkincisi, tesis açıldığı andan itibaren düzenli olarak link seferlerimiz olacak buradan Denizli şehir merkezine. Siz merkeze gelin, merkezden buraya gelmeniz herhangi bir sıkıntısı olmayacak. Arkadaşlar şöyle değil de sizin ağzınızdan toplu aldı. Toplu aldı, dinlememiz istedim. İyi, tamam.